Bursaspor masa tenisi takımımız Yalova'da düzenlenen Minikler A grubu yarışmalarından birincilikle ayrıldı. Müzik 16 takımlı turnuvada finalde oynanan Bursa derbisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek şampiyonluğa ulaşan sporcularımız Yalova'dan kupayla dönerken masa tenisi antrenörümüz Hikmet Hocaoğlu önderliğinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Masa tenisi antrenörümüz Hikmet Hocaoğlu ve sporcularımız Yalova'da düzenlenen turnuvadaki başarılarını mikrofonlarımıza anlattı. En son bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Yalova'da Minikler A grubu şampiyonası yapıldı, masa tenisi. Toplam 25 kız takımı katıldı. Bizim takımımız da bunlardan birisiydi. Takım olarak bütün maçları kazanarak birinci olduk. Bu Bursaspor olarak, yani Bursa'nın dışındaki ilk birinciliğimiz. O sebeple ayrı bir değer kazanıyor bizim için. Ayrıca bu turnuvada tabii Meltem Balaban diye daha sonra tanıyacaksınız, onu da sporcumuz. Hiç maç vermeden bu turnuvayı bitirdi. Bu da bizim için ayrı bir gurur oldu. Artık bundan sonra minikler kategorisinde Türkiye şampiyonasını bekliyoruz. O Türkiye şampiyonasında ne yapabileceğimizi artık çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Ne yapabileceğimizi o zaman göreceğiz. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız dereceyi bu sene inşallah daha iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bu arada tabii geçen sene bizi yenen takım şampiyon olmuştu. Biz ilk 8'de yenildik, onlara 5. olduk ama Ayşen Barış sporcumuz o final oynayarak Türkiye ikincisi olmuştu. Tabii bununla bitmiyor bu kızların başarıları. Bu şampiyonadan önce şeyde Eskişehir'de terfi ligi yapıldı. Bu terfi liginde de yaklaşık 15-17 takım katılmıştı. Bu takımların arasından sıyrılarak da ikinci olarak ikinci lige terfi ettiler bu kızlarımız yine. Bursa'yı bahsetmeme gerek yok. Bursa'da zaten geçtiğimiz sezon bütün yaş gruplarında birinci oldu. Minik, yıldız, genç, büyük kategorisinde hepsinde birinci oldu. Ayrıca il temsilciliğinin organize etmiş olduğu bir turnuva var minikler arasında. Bu turnuvada da 1-2-3 bizim sporcularımız oldu yine. Dolayısıyla kızlarımız iyi geliyor alttan. İnşallah Bursaspor'a yakışır bir şekilde devam edecekler. Biz de gurur duyuyoruz kendileriyle. Hocam peki güzel başarılar var ama eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız var mı? Onları biraz konuşalım isterseniz. Ya şimdi bu çok can alıcı bir nokta. Tabii en büyük eksiklik çalışma yeri. Ha, burası biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin salonu. Burada gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları çalışmalarını bitirdikten sonra ancak biz salona girip çalışabiliyoruz. Tabii şimdi bu kış döneminde özellikle bu çocukların gidiş gelişleri de sorun. Biliyorsun saat 4.30'dan itibaren karanlık kapıyor ortalığı. Akşam 7'de minibüsler geçmez oluyor buradan. Şu an için kendi arabamla bir yerlere kadar getirip götürüyorum çocukları ama tabii bu bir sorun bizim için. Hani bunu tabii çözebilsek çok daha iyi olur. Yani örneğin bir servis ayarlayabilsek tabii ki daha iyi olur bizim için. O zaman daha da rahat çalışabiliriz. Futbol odaklı bir ülkeyiz hocam. Bu tarz branşların önemi ne yazık ki fazla gösterilmiyor, fazla önem verilmiyor açık konuşmak gerekirse. Bunun önüne nasıl geçirebilir? Şimdi şöyle diyeyim, ya önüne geçmek biraz zor gibi geliyor. Şöyle anlatayım size, Fenerbahçe 2 sefer Avrupa şampiyonu oldu. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde 2. oldu. Buna rağmen siz ne kadar biliyorsunuz, şimdi size sorayım, medyasınız. Fazla takip edilmiyor. Kesinlikle, yani bu ferdi branşların sıkıntısı bir nevi. Bu sadece masa tenisi olarak algılamamak lazım. Diğer ferdi branşlarda da bu şey. Şimdi ülke genelinde daha çok takım sporları ön plana çıkıyor. Zaten isimlerini saymaya gerek yok. Futbol, basketbol, voleybol, bunlar, handbol, bunlar sırayla geliyor zaten. Biz bu arada amatör branş olarak övüneceğimiz şey
bir de medyanın bize ilgi göstereceği odak. İşte bu altyapıdan alıp çocukları bir yere getirmek, bunların milli takımlara geçmesi, bunlar kulüplerin bir gururu olur anca. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. Evet Meltem, kupa elinde, şampiyonluklar geldi, başarılar geldi. Önce seni tanıyalım istersen. Ben Meltem Balaban, 2002 doğumluyum. Yalova'da düzenlenen A grubu müsabakalarında birinci olduk. Bundan önceki senelerde en iyi 8'lere gittim. Orada da kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bundan bir sene önce yapılan Bursa Minikler Şampiyonası'nda birinci oldum. Bursa'yı en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Peki ne zaman başladın masa tenisine? 8 yaşımda başladım. Yaklaşık 4 senedir oynuyorum. 4-4,5 senedir. Peki sana teşekkür edelim. Hemen yanındaki arkadaşına geçelim. Öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Ben Ezgi Sert, 2002 doğumluyum. Ben de Yalova'da A grubu müsabakalarında birinci oldum. Ben de ondan önceki senelerde Bursa'yı iyi temsil ettiğime inanıyorum. Peki sana da teşekkür edelim. Biraz heyecan var galiba. Peki maçlarda da bu kadar heyecan oluyor mu? Evet, çok oluyor. Daha çok oluyor hatta. Peki sen de biraz bahseder misin kendinden? Bundan önceki müsabakalarda neler yaptın? Ne zaman başladın? Ben Irmak Kıpçak, 2002 doğumluyum. 8 yaşımda başladım. Yalova A grubu müsabakalarında birinci olduk takım olarak. Bursa Spor'u iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum geçen senelerde de. Sana da teşekkür edelim. Başarılarının devamını dileyelim. Hemen yanındaki arkadaşına geçelim. Heyecan biraz daha bu tarafa doğru geldi herhalde. Adım Gizem. 2003 doğumluyum. Ben de geçen yıl başladım. Yalova'da A grubu müsabakalarında Bursa'yı temsil ettiğimizi düşünüyorum. Yani güzel oynadık. Bundan sonra peki önümüzde hangi turnuvalar var? Neler hedefliyoruz? Türkiye Şampiyonası var. Onda da birinci olmayı hedefliyoruz. Evet Ayşen, önünde birçok madalya görüyoruz. Teker teker bahsedebilir misin bize onlardan? Bir tanesi geçen sene takım halinde ikinci olduk terfi liginde. Diğerleri milli takımla birlikte Kıbrıs'ta bir takım ikinciliği, diğeri çift üçüncülüğü, diğeri de tek benim ferdi ikinciliğim. Daha sonra takım olarak arkadaşlarımızla Bursa'da birçok şampiyon olduk yaş kategorisinde. Ondan başka en iyi 8'lere gittim. Kulübümüzü temsil ettik. Onun dışında geçen sene düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum ben tek başıma. Ama bunları devam ettirmek için çok çalışmamız gerekiyor ve çalışıyoruz. Arkadaşımın dediği gibi terfi liginde ikinci olarak ikinci lige yükseldik. Türkiye şampiyonalarında da birçok kategoride yarıştık. Başarılarımızı devam ettirmek için de çalışıyoruz. Minikler'de başarı elde etmiştik. Yani kulübümüzü de maçlarda iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Başarılarımızın devamı için de çalışıyoruz. Yani.